Halkın üzerinde oldu, şöyle oldu. Halkın üzerinde, halk diye kimden Şimdi söz bakalım. ediyoruz yani? Halk, halk kimden... Bir söylenceden söz ediyoruz. Bir yani e, söylence olarak ulaşıyor. E, kulaktan kulağa, kulaktan kulağa. E, geliyor ama bu... Lisbon bu... yerle bir olmuş, yıkılmış. Ölüler, ölüler, leş gibi kokuyor daha kilometrelerce Hı. dıştan. Salgınlar başlıyor tabii ki 1755. Ondan sonra ama Katolik insanlarda şöyle bir şey başlıyor işte. Kültürel bir şey, Şimdi batı toplumu. O aydınlanma nasıl bir şekle evriliyor biliyor musun? Yani inançlı ol, şey yap, ama Tanrı'ya fazla güvenme. Hı -hı. Bunu felsefede ve teolojide teodise tartışmasından görüyoruz. Tanrı, yani şöyle ilahiyatçılar şöyle dile getiriyor. Nasıl olur da öyle üstün bir varlık, olumlu üstün varlık bu da izin verebilir? Evet. evet. İşte ondan sonra onlarda şu başlıyor sapere al işte böyle bir şey. Kendi aklını Tanrı'nın yani Tanrı ikinci ikincil bir etkiyle sana bir akıl veriyor. İlk önce Tanrı'nın sana bahşettiği aklı kulla ki Tanrı da sana akıllılığından kaynaklanan bir biçimde ne olsun? Yardımcı olsun. Şimdi ben böyle bir şey duyduğum zaman bazı projeler fay hattına 500 metre çok emniyetli kulaklarıma inanamıyorum bir fay hattı. Mesela Amerika, Kuzey Amerika'daki batısındaki Kaskadya fay hattı. Yani şehirlere bin kilometre uzakta olsa ne fark eder ki? Yani denizin ortasında olur deprem ama o tsunami Kuzeybatı Pasifik'te 200 kilometre kadar içeri girerler diyor. Şehirleri söylüyorum. Oregon, Seattle, Portland, San Francisco, Los Angeles. Yani bunlardan bahsediyorum. Amerikalılar bakınız bizim depremimizi nasıl inceliyorlar? Neden inceliyorlar? Bize yardım etmek için değil diyorlar ki bu bizi Kaskadiya'da bekleyen korkunç kıyametin bir laboratuvar ortamında ki canlandırması olabilir. Amerikalılar bu yüzden bakıyor. Japonlar bu yüzden bakıyor. Ama Amerikalı gittiği zaman evinin altına o hidrolik statik olmayan şeyin yerin dans etmesine azgınlığını nötralize eden aletleri koyuyorlar. Gitsen o da mormondur. O da şintoisttir. O da inanıyordur inanması gereken şeyine. Hı hı. Ama biz hem ...beyoğlundaki evimizden vazgeçmek istemiyoruz. Hem Tanrı'ya güveniyoruz. Ay bize bir şey olmaz diyoruz. Ondan sonra rakamları görüyoruz. Bizim tekrarlıyorum karar vermemiz lazım. Biz istedikten sonra öyle bir devlet inşa edilir ki devlet der ki Hı. bundan sonra bu yasaya dokunan anayasaya karşı çıkmış olur. Fay hattına şu binalar böyle inşa edilecek. Biz her depremden yemin ediyorum sakın yanlış anlamayın hocam ben sizi günlerce dinleyebilirim. Ama ben her depremden sonra ölüm melekleri gibi görünen bana o şu semti kılacak, <laughs> bu semti tsunami vuracak, İzmir'de çok kötü, 3 il daha eklendi, Muğla, İzmir, biz bunları biliyoruz ki zaten. Ve dediğiniz çok doğru, bana niye söylüyorsun ki? Evet. Ben şimdi ne yapacağım? Evimi satıp depreme karşı dayanıklı bir daire mi alabileceğim ben? Marmaralılar dikkatli olun. Nasıl dikkatli olacağız biz bütün semtlerimizi yakacak depreme karşı? Sayın hocam bir küçük parantezle de şöyle demek, Yani bu Naci Görür hocanın e, çok doğru bir sözü vardı. Yani biz mesela karı, yağmuru, e, çığ düşmesini, sel baskınını yani aslında insanların hayatına kasteden birçok e, felaketin yanında bunu da sormak istiyorum size. Yani bunlar felaket. Ya yani işte efendim su geliyor. işte <laughs> alt katlarda oturuyoruz. Gerekli tedbirlerimizi almamışız. Hani bu sizin örnekle de şey yapıyor. Yani basınç, <laughs> yüksek basınç meselesi <laughs> gibi. Sonra guluk guluk boğulup ölüyoruz. <laughs> e biz sürekli yani yüksek basınç mı konuşacağız o zaman? Hayır herhalde orada boğulmamak için başka bir e, çare bulacağız. Ama İnsanlar depremde şimdi yani benim izlenimim çevrede konuşurken yani bütün diğer felaketler bunun yanında işte terör şu bu falan filan bu coğrafyayı ilgilendiren ne varsa fakat deprem böyle yeraltı canavarları filmi gibi yani tam tanımlayamıyoruz görünmüyor fakat bizi gece vakti uyandırarak <laughs> orada da bir şey var yani bu anlatımlar da öyle. Yani bu depremi bekleyenler, depremi yaşayanlardan söz etmiyorum. Yani e, o depremi yaşayanlara geçmiş olsun e, yaralılarımız ölenlere başsağlığı dilemekten onların orada o gerçekliği yaşamasından daha ciddi, daha artık sözün bittiği ne olabilir? Ben bekleyenlerden söz ediyorum şimdi. İstanbul bölgesinden hmm. filan. Ya bu bölgede bir yeraltı canavarı gelecek. Bir e, felaket filmi gibi Amerikalıların ya da hmm. horror God bilmem Zilla. nesi. Godzilla. Godzilla bir şey. Bir, bir şey gelecek o. O böyle yer alttan sallayacak falan filan bilmem. Ve de bu canavar bir de bütün tabirler, e, şeyler, hocalar dahil şöyle bir şey. Yeraltı uyandı. Hı hmm. hı. Fay hattı azdı. Fay hattı azdı. Hmm. Yeraltı uyandı. Yani öyle bir yeraltı ki hani mesela işte hocam e, ilk daha deprem haberleri gelince hemen yine telefonlar daha yeni işte Karamanmaraş e, merkezde ilk deprem. Hocam İstanbul'da şey yapar mı? E, etkiler mi hani filan olsa? Sonra yavaş yavaş etkilemez 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 sonra Aa, yok uyandı bu buraya doğru geliyor filan gibi yani burada bir e, o kadar salak mıyız diye sormak istiyorum ya yani bunu bu kadar böyle bir e, şey filan gibi böyle bir e, orta çağ efsanesine Hı. nasıl Hayır, dönüştürüyoruz çok güzel, güzel. orta çağ bir e, keyword bu bağlamda biz hep e, suçu başkasına atıyoruz çünkü biz şartlıyız biz hiçbir zaman suçlu değiliz kötü kader ağlarını örer bizde. E, Başımıza bu da mı gelecekti deriz. Kötü şanstır. Yani çok şart toplumuyuz hala. Bakınız bizde enflasyon canavarı var. Ben yani Mesela Almanca'da enflasyon canavarı diye bir terim yok. Trafik canavarı da var hocam. Trafik canavarı var. Aa, bayramlarda bayram mesaisi diyor. Resmen ben e, Memento Mori barokta dans macabre'yi canlandırıp gözümde bayram e, buradan dinar köşesinde bekliyor. Ölüm dans ediyor ve arabalar birbirini geliyor. Yani böyle kullanıyoruz <laughs> arabayı. Bütün kurallara riayet ediyoruz ve şimdi <laughs> Ay, deprem canavarından korkuyoruz. Yani Sen üç katlık yere 14 dört kat dik. Son o gün diye yıkıldı mı? Yüzlerce insan öldü mü? Ah ah. Ne kadar sinsi bir şey bu deprem. Bir de kahvenin dördünde herkes uyurken oluyor. Bir de evet sinsi Bak. de evet. Öyle sinsi. Şey. Ama şimdi. Bakın arkadaşlar, o koca depremde Japonya'da kaç kişi öldü hocam? Depremde kimse ölmedi. Evet. Tsunami'de tsunami'de öldüler. Tsunami'de öldüler. Kaç kişi öldü? Tsunami'de 11 bin kişi öldü. Bin Çünkü bin şehir kişi... kurulmaması gereken yere şehir kurduklarını fark etmişler. Hah. Eski mektupları buldular insanlar. Öyle şey mi? yazıyor insanların mektuplarında. <laughs>